İnsanlar doğadan daha fazla ham madde almaya başladılar ve doğaya daha fazla kirlilik deşarj etmeye başladılar. Bununla beraber doğa yavaş yavaş yaşanmaz hale gelmeye başladı. Dünya Çevre Günü nedeniyle kentimizde bir farkındalık oluşturmak için bir aradayız. Diyarbakır her konuda örnek ve öncü bir kent rolüne sahip. Temizlik konusunda da, çevre politikaları konusunda da bu öncülük rolümüzü oynamalıyız. Artık kentimizdeki çöplerin, yani atıkların kullandıktan sonra dışarıya attıklarımızın düzenli olarak depolandığı, geri dönüşümün sağlandığı, çöp miktarının azaltıldığı ve çevreyi kirletmeyen bir yeni tesise sahip olacak. Bununla ilgili çalışmalar geçen yıl başladı. Umuyoruz ki 2017 yılı sonunda bu yeni katı atık entegre tesisimizi tamamlamış olacağız. Fakat bu yeterli değil. Ben buradan bütün halkımıza çağrı yapmak istiyorum. Şu anda kentimizde günde 1300 ton çöp çıkıyor. 1300 ton. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu çok büyük bir rakam. Bunu her gün her gün depolayarak, her gün bir yere yığarak bununla baş etmemiz ve kentimizi temiz tutmamız mümkün değil. O nedenle bizim çöp miktarını azaltmamız gerekiyor. Herkes kendi evinde, iş yerinde 2 tane ayrı çöp kovası bulunduracak. Birine ıslak atıklar, yemek artıkları, çöpe konulması gereken atıklarını koyacak. Diğerine ise kağıt, plastik, teneke, cam şişe, geri dönüştürülebilecek bütün ambalaj atıklarını biriktirecek. Böyle olduğu zaman biz bu ikinci kovada biriken kağıt, plastik, cam şişe, teneke gibi bütün atıkları geri kazanabiliriz. Geri dönüşüm tesislerine göndereceğiz. Bunları belediyemiz ayrı olarak toplayacak. Sadece ve sadece evsel ıslak atıklarımız çöp toplama sahasına gidecek. Geri kalanlarının tamamı geri dönüşüm tesisine giderek yeniden kazanılacaktır. Kağıtlar yeniden kağıt olarak, plastikler yeniden plastik olarak kullanılmak üzere fabrikalarda geri dönüşüm işlemine tabi tutulacaktır. Çağımızın 21. yüzyılın en büyük problemi budur. Doğayı tüketiyoruz, çevreyi kirletiyoruz. Doğayı tüketmeden, çevreyi kirletmeden nasıl yaşayabiliriz? Bence herkesin her gün kendine sorması gereken asıl önemli soru budur. Yoksa bu dünya bir süre sonra bizi taşımayacak. Em bajarin xwe, bajarî qedîm Amedê em gerek hestikin. Kevrevî, darêvî, daristanavî, insanavî, gelevî, tev em hestikin. Li ev hestkirin lazım e derkevi holi, lazım e em bi çavê xwe bînin. Ji bo yekê jî banga me bi wesîleya rojên hevirdorê ya cîhanê bila bibe wesîle carekî din xwedî derketina paqijî bajêr, xwedî derketina em bêjin ekolojiya bajêr. Em rica dikin ji gelê xwe ji zarok heft salî heya heftê heft salî jin û mêr, ixtiyar û ciwan tev ev bi xwedî derketine bi milyona ancak em dikarin serkevin. Ev jî serkeftinekî ye. Her aliyê de em dibêjin wek bajarekî mînak e, wek bajarekî em bêjin pêşket ye, lê mixabin aliyê paqijiyê de her tim em kêmasiyê xwe dibînin. Wek şaredarî em kêmasiyê xwe jî dibînin, lê pêşniyara me, ricayê me jî gelê xwe, bila gelê me jî medtenî nehêle, gelê me jî her aliyê de xwe yî derkeve. Hûn jî dizanin meha Remezanê jî dest pê dike. Meha Remezan mehekî muqaddes e, mehekî pîroz e. Bi wesîle meha Remezanê jî ev kampanya lazim e bê xwedî derketinê. Ji bo yekê jî em carekî din hem xebatkarên şaredariyê re hem spasiyê xwe dibêjin. Hevalê me bi saetan, zivistan, kela kela havînê de ji bo gelê xwe dixebitin.
Şaradarı yerime, sazı yerime, gelime, eğer de sümülü hevdu bigrin, inşallah emi serkevin, carikidin, emdu becin evroş, piroz be. Bundan sonra geri kavramı bir attıklarımızda ayrı poşete, geri yaş attıklarımızda ayrı poşete belirtmemiz gerekiyor. Arkadaşlar devamında da bilgilerimizi amaçlılar sizlere gelecek bu konuda duyarlılığınızı bekliyoruz. Tabii abi. Büyükşehir olarak yaşatılan Dünya Çevre Günü'yle alakalı çalışmalar başlatıyoruz. Bundan sonra ambalaj atıklarınızı, yaş atıklarınızı ayrı ayrı poşetlere koyarsanız ileriki dönemlerde artışların önlerinde kaynağını sağlarsak daha sağlıklı çevreye uyarlanırız. Plastik, cam, metal dedi. Bunları ayrı alalım. Ve bunlar üretilen çok çünkü her defasında toprağımıza, çevremize zarar veriyor. Ondan sonra bunları geri kazandığımız için bunları kullanacağız. Yeniden doğayı ve çevreyi üretmek. Yardım edin. Bizim grup daha geçiyor değil mi?